içselleştirilemeyen ve o dengesi kurulamayan, aynı zamanda idrakı gerçekleşmeyen bilgi bu yolculuğumuzun içerisinde bize fazlasıyla yük haline gelmeye başlayabilir. Kişisel gelişim yolculuğunda, kişinin kendini bilme yolculuğunda her zaman bilgiyi dışarıdan toplamak değildir çözüm. Bizlerin bilgi çağı içerisinde hakikate ulaşabilmemizin tek yolu, biz hayat akışımızın içerisinde vermiş olduğumuz tepkilerle hangi enerji merkezimizi ya da hangi nefis mertebemizi orada aktif bir şekilde kullandığımızı gözlemleyebiliriz. Bu bilgi çağının hızından etkilenmemek için öncelikle... Arkadaşlar merhabalar. Allah'ın rahmet ve bereket enerjisi üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Kendimizi bilme yanılgısı ve bilgi çağının riskleriyle ilgili konuşmak istiyorum bu akşam biraz. Çoğumuz kendimizi bildiğimizi zannederiz. Ancak gerçekte ne kadar kendimizi biliyoruz, orası tartışılır. İnsanlık tarihinde baktığımızda her dönem ve toplumda kendine özgü bir arayış biçimi olmuş. Kendimizi arama biçimi olmuş. Bunun içerisinde değerler, dini değerler, coğrafya, şartlar ve dönemin özellikleri devreye girmiş. Tabii her ne kadar bugüne doğru gelirken şekilleri değişmiş olsa da özdeki aranan bilgi değişmedi. O hep aynı. Bugün de aynı. Bugüne gelecek olursak son derece ileri seviyede çok hızlı bir şekilde istediğimiz bilgilere saniyeler içerisinde ulaşılabilecek teknolojileri kullanmaya başladık. Yapay zeka da bunlardan bir tanesi. Ancak bu kadar bilginin bu kadar hızlı akışı, bu hızlı akışın bizdeki karşılığı, insanların da yani insanoğlunun da fıtratları göz önünde bulundurduğunda aslında biraz da riskli tarafı gözüküyor. Yani bilginin bu kadar hızlı akıyor olması, aynı zamanda bilginin demlenemeden, daha içselleştirilemeden tüketilmesi anlamına geliyor. Aslında bilinçsiz tüketicilik devresi de konusu da burada devreye girebiliyor. Bizler bilgilere çok hızlı ulaşıyor olabiliriz. Bu ilk bakışta kulağa çok hoş da geliyor olabilir. Elbette ki bu hızlı erişimin bizim kişisel gelişimin yolculuğumuzda, aynı zamanda kendimizi arama yolculuğumuzun içerisinde bize katkıları olacaktır. Ancak fıtratları tekrar göz önünde bulundurduğumuzda, insani fıtratları göz önünde bulundurduğumuzda bizim hızlı bir tüketici olmamız burada kaçınılmaz bir gerçek. Dolayısıyla burada bizim bu konuya daha uyanık bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü içselleştirilemeyen ve o dengesi kurulamayan, aynı zamanda idrakı gerçekleşmeyen bilgi bu yolculuğumuzun içerisinde bize fazlasıyla yük haline gelmeye başlayabilir. Bu da aslında taşıdığı en büyük risklerden bir tanesidir. Birçoğumuz hayatlarımızın içerisinde atalarımızdan kalan bilgileri, öğretileri, kendilerine özgü çalışmaların nasıl yapıldığına dair bilgileri saniyeler içerisinde edinebiliyoruz, evet. Bu büyük bir kolaylık. Belki de çok büyük bir avantaj. Ancak kişinin kendisini tam manasıyla geliştirebilmesi ve bu bilgileri hayatına çok daha verimli bir şekilde dönüştürebilmesi için idrak seviyesine çekmesi gerekiyor. O zaman burada yapılması gereken başka bir şey var. Bu kadar hızlı akışın içerisinde bu bilgileri hangi amaçla ve nasıl demleyeceğimizi de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Amaçsızca bilgileri edinmek ya da sadece bilgiyi edinmek için bilgiye ulaşmak burada biraz da bizi karanlık tarafa doğru çeken bir şey oluyor. Çünkü birçok bilgiye birçok şekilde birçok yolda ulaşabiliyoruz. Ancak burada öze dönüp baktığımızda, köklerimize dönüp baktığımızda az önce de söylediğim gibi öz değerlerimiz, coğrafi koşullarımız, şartlarımız, dönemin getirmiş olduğu koşullar bunların hepsini bir araya getirdiğimizde ve ulaşılabilen bilginin mesafeleri göz önünde bulundurulduğunda tüm bu bilgilerin bize uyumluluğu da tartışılır bir noktaya geliyor.
Bizler her bilgiyi hunharca kendimize çeken bir tarafta olduğumuzu biliyoruz zaten. Neden? Sadece bir arayış içerisindeyiz ve aradığımıza hızlı bir şekilde ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bu hız bizim bu bilgileri demlemeyi tam manasıyla algılamamızı bile engelleyen bir tarafa geçiyor. Burada yapılması gereken tek bir şey var aslında. İnsanın özüne dönüp, kendi iç dünyasına dönüp, özdeki bilgilere de ulaşabiliyor olması. Kişisel gelişim yolculuğunda, kişinin kendini bilme yolculuğunda her zaman bilgiyi dışarıdan toplamak değildir çözüm. Bilmek de çözüm değildir her zaman. Dolayısıyla içten gelen bilgiyi, özden gelen bilgiyi de tanımlayabilen bir yerde olmamız gerekiyor bizim. Yani ilham yoluyla gelen bilgi, deneyim yoluyla gelen bilgi, bunların her biri bizim hayatımızda bir bilgi kaynağı. Deneyimsel daha çok burada ön planda olan bir bakış açısı oluyor arkadaşlar. Hayat örgüsünü izlediğimizde ve hayatımızın içerisinde yaşamış olduğumuz hikayelere baktığımızda ve bu deneyimi okumaya başladığımızda aslında asıl öz bilgi, asıl gerçek bilgi bize orada yansıyor. Bizim bu bilgiye dışa vurum biçimlerimiz, dışa aktarım biçimlerimiz ve hayatımıza dahil etme biçimlerimiz burada biraz da dışarıdan gelen bilgilerin de kafamızı karıştırmasıyla da biraz yanlışlıklar kazanabiliyor. Başarısızlıklar, kazanılmış başarısızlıklar demek daha doğru olacak buna. Bizim birçoğumuzun kazanılmış başarısızlıkları var. Bu kazanılmış başarısızlıklarla hayatımızı idame ettirmeye çalıştığımızda daha çok dibe çekildiğimizi görüyoruz. Hayatımızı yaşarken ilişkilerimiz, gelir seviyelerimiz, sosyal statülerimiz ve kendi iç dünyamızda gerçekleşen duyguların yoğrulması bir hayli karmaşık oluyor. Bu karmaşıklığın içerisinden çıkmak içinse çılgınlar gibi içinde bulunduğumuz teknolojiyi de kullanarak yeni bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat her yeni bilgiye ulaştıkça bir sonraki bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken asıl edinmiş olduğumuz bilginin derinliğine ve o bilgiyi derinleştirme eylemine dahil olmadığımız içinse yine daha fazla bir karışıklığın içerisine sürükleniyoruz. Dolayısıyla dönemimizin içerisinde gerçekten kendimizi bilip bilmediğimizi, kendimizi bilme yanılgısını yaşayıp yaşamadığımızı ayırt edebilen bir seviyede olmamız gerekiyor. Bilgi çağı değiştik. Teknoloji çağı. Evet, yine söylüyorum. İlk bakışta çok güzel geliyor kulağa. Her şeye çok hızlı bir erişim. Peki bilgi çağından mı vazgeçeceğiz? Bilgileri toplamaktan mı vazgeçeceğiz? Hangisini yapmalıyız? Bizim yapmamız gereken tüm bilgileri sentezleyip, dingin bir şekilde gönlümüzde harmanlayıp, aslında o demlenme sürecine bırakıp, sonrasında o bilgileri hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bunları yaparken de içinde bulunduğumuz coğrafyayı tanımamız gerekiyor. Değerlerimizin hangi değerler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Toplum içerisindeki varlık halimizi iyi gözlemleyebiliyor olmamız gerekiyor ve en önemlisi özümüzü kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar bulundukları topraklar, bulundukları coğrafyalar ve coğrafyanın içerisindeki şartlarla bir dolu kalıplaşmış bilgiye sahip. Bizler bu bilgi akışının hızıyla birlikte kalıplaşmış olan bilgilerimizi karşı karşıya getirdiğimizde taban tabana zıt şeyler açığa çıkmış olabiliyor. Dolayısıyla bu hıza yetişemediğimizde de savrulup giden bir yerde oluyoruz. Bizlerin bilgi çağı içerisinde hakikate ulaşabilmemizin tek yolu hayat deneyimlerimizi okumaya başlamamız olacaktır. Teknolojiyi bu yönde kullanabiliriz mesela. O hızlı bilgi akışını bu yönde kullanabiliriz mesela. Aslında bilinçli tüketici olmaktan bahsediyorum. Bilgi de çok değerli bir şeydir. Bilgi çok büyük bir güçtür. Ancak bu bilgiyi ne yapacağını bilmiyorsan ve bilgiyi içselleştiremediysen ve derinleştiremediysen bu bilgi sana yükten başka hiçbir şey olmayacak. Bizim bu bilgiyi nasıl harmanlayıp demleyeceğimizi keşfedebilmemiz gerekiyor. Ama güzel bir şey var ki Allah Celle Celaluhu bizleri yarattığında tüm bunları okuyabilme yetisini de bizlere verdi. Hayat deneyimlerimizden yola çıkarak aslında kendi öz varlığımızı keşfedebilme
özelliklerini bize yükledi. Tüm bunların nasıl kavranıp, nasıl anlaşılıp, nasıl idrak edileceğiyle ilgili bilgileri de bize verdi. Asıl bu bilgilerle yeni çağın hızlı erişilebilir bilgilerini sentezleyerek kullanabilme imkanına sahibiz. En basit örnek, anlamını bilmediğimiz birçok kaynağı dönüştürürken ve okurken, onları dışa aktarırken daha anlaşılabilir dil kullanmaya çalışırken, hayat hikayelerimizde karşılaşmış olduğumuz mevzularda tepkilerimizi verirken, tepkilerimize oturup izleyebilirken bunları yapmak mümkün. Ancak aceleci bir şekilde, yangından mal kaçırırcasına, hunharca bilgilere sarılıp, hiçbir bilgiyi de içselleştirmeyip, sadece biliyorum algısıyla, zaten ben biliyorum algısıyla sürekli bir şeylerin içerisinde olduğumuzda kendimizi büyük bir karanlığın içerisine zaten hapsetmiş oluyoruz. Asıl ulaşmamız gereken karanlık kendi iç dünyamızdaki karanlık. Çünkü kendi iç dünyamızdaki karanlık biz oraya doğru gittikçe aydınlanan bir karanlık. Biz oraya gittikçe kendini belirginleştiren bir karanlıktan bahsediyorum. Kendi dehlizlerimizin karanlığı. Kendi dehlizlerimizde hatırlama eylemini gerçekleştiririz. Yaşamış olduğumuz hikayelerden özetler çıkartırız. Ve bu özetleri paylaşarak, bu özetleri birleştirerek, birbirine katarak oradan hayat hikayemizden deneyimler elde ederiz. Aslında bir noktada hayatı ikrah etme hali. Dolayısıyla kendimizde oluşturduğumuz bilgi çöplüğünden kurtulabilmemiz için, bu bilgilerin bizim içimizde bir çöplük oluşturamaması için, bizim kendi iç dünyamıza dönüp deneyimlerimizdeki bilgileri açığa çıkartmamız gerekiyor. Bunun yapılabilmesinin ve mümkün olmasının yolları var elbette ki. İçinde bulunduğumuz sürece baktığımızda, döneme baktığımızda ve süreci ve dönemi okuduğumuzda, bu sürece ve döneme uygun, içinde bulunduğumuz topraklara ve öz değerlerimize de sahip çıkarak yapacağımız bir içsel yolculuk aslında bizi çok daha kaliteli bir hayat yaşamaya doğru götürür. İçsel yolculuğu yaşamanın evrensel dilleri vardır. Hangi inanca sahip olursanız olun, hangi coğrafyada olursanız olun, ana temel taşlar vardır. Bu ana temel taşlara öncelikle bir göz atmamız gerekiyor. Bunlar bizim varlık biçimimizde yer alan olgulardır. İşte 5 bedenimizden bahsedebiliriz burada, 7 enerji merkezinden bahsedebiliriz burada ve bunların çalışma sistemi üzerinden yola çıkabiliriz. Bu bütün öğretilerde, bütün zamanlarda ve bütün toplumlarda kelimeler farklı olsa da özde manası aynı olan şeylerdir. Mesela çakra denilen sistem, İslam dini içerisinde nefis mertebesi olarak değerlendirilir. Bunları okumaya başladığımızda, bunları okumanın da yolu var, çok daha net görülebilir hale gelen bilgiler bizde oluşmaya başlayacak. Onun ne olup ne olmadığıyla ilgili değil de daha çok oradan alacağımız mesajla ilgilenmemiz gerekecek. Çünkü onların her biri bizim yaşamsal forma davranış biçimlerimiz. Biz hayat akışımızın içerisinde vermiş olduğumuz tepkilerle hangi enerji merkezimizi ya da hangi nefis mertebemizi orada aktif bir şekilde kullandığımızı gözlemleyebiliriz. Bu davranış biçimlerinin aktif ve reaktif tarafları vardır. Biz aktif tarafını kullanmak için gayretler gösteririz. Ancak reaktif tarafı kullanırken bunu algılayabiliriz. Çünkü her şey zıttıyla vardır. Hiçbir şey reaktifteyken aktif arayışın olmaz. Dolayısıyla kendi içimize döndüğümüzde ilk bakmamız gereken yer ortak dilde de tanımlanabilen enerji merkezlerimiz ve halleri olmalı. Ve 5 bedenimiz olmalı. Bunları anlayıp idrak ettikten sonra, içselleştirdikten sonra bunların çalışma sistemini algılamamız gerekiyor. Çünkü tüm bu bilgilerin her biri bugünkü çok hızlı akan bilgi çağında bile, bize çok hızlı saniyeler içerisinde ulaşabilen bilgileri bile çok iyi analiz edip, çok iyi kontrol edip içselleştirmemize yarayan bilgilerdir. Çünkü tüm bunları yapabilmemizin yegane sebebi enerji merkezlerimiz ve subtil bedenlerimiz. Yani diğer bedenlerimiz. Bu bedenlerin ve enerji merkezlerinin çalışma sistemini algılamak demek aynı zamanda hikayeyi okumak demektir. Hikayeyi okumanın ta kendisidir. Çünkü bunlar bizim bu yolculuğumuzda, kendimizi keşfetme yolculuğumuzda
materyallerimiz, ekipmanlarımız. Onlar sayesinde bu yolculuğu yapabiliyoruz. Ancak onların farkında olursak onları dengeli bir şekilde kullanabiliriz. Ancak onları idrak edersek onları dengeli bir şekilde kullanıp yolumuza devam edebiliriz. Kaliteli bir şekilde devam edebiliriz. Daha farkındalıklı bir şekilde devam edebiliriz. Hatta bir ileri seviyede farkındalığı bilinçli yönetme haline ulaşabiliriz. Farkındalığını bilinçli yöneten bir birey aslında kişisel varlığını, kendi varlığını anlamaya ve idrak etmeye başlar. İşte o zaman aslında kitaplarda yazmayan bilgilerin, dışarıda olmayan bilgilerin içeriden sana akışı başlar. İnsanın kendi hikayesini okumasından bahsediyoruz. İnsanın kendini hatırlamasından bahsediyoruz. Zaten bir insanın kendini hatırlama eylemidir bu hikaye. Yaşam öyküsü dediğimiz şey budur. Kendimizi hatırlamak. Bizler kendimizi hatırladıkça aslında yaratıcımıza yaklaşırız. Çünkü kişinin hani kendini bilmesi, hakkı bilmesi, hakkı bilmesi de kendini bilmesi söylemini anlaması da buradan başlıyor aslında. Bu söylem herkes tarafından duyulmuştur. Herkes bunu bir şekilde dinlemiştir. Hakkı bilen kendini bilir, kendini bilen hakkı bilir. Kulağa da çok güzel gelir. Ancak idrak edilmediği zaman böyle titretmez insan o. Sadece bilgi olarak vardır. Ancak bunu idrak etmeye başladığımızda o bizi titretmeye, heyecanlandırmaya başlayan bir bilgi olur. İdrak seviyesine çekeriz. O bilgi bizi heyecanlandırdıkça biz daha çok içe döner ve daha çok genişletiriz buradaki bakış açımızı. Bunun anlarız ki davranış biçimlerimizden kaynaklı bir yol olduğunu, o yolun ona göre şekillendiğini, işte enerji merkezlerimizdeki dengeyi kurarak bunları sağlayabildiğimizi de anladığımızda oraya daha çok tutunur hale geliriz. O sebeple evet bilgi çağının bize çok büyük bir faydası var, ancak bilinçli tüketici olduğumuz sürece. Bu bilgi çağında, bu hızlı akışta o bilgileri idrak seviyesine çekmeden hayatımıza dahil ettiğimiz sürece maalesef o zihinsel, duygusal ve kütlesel ağırlığı her daim hayatımızda hissediyor olacağız. Ve hayatın türbülanslarından ciddi bir hasarla çıkacağız. Bizim hasar almadan bu hayat örgüsünden ilerleyebilmemiz için varlık biçimlerimizi idrak etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu bilgilerle bu diğer bilgilere ulaşabilmemiz gerekiyor. Aslında bir bilgi diğer bilginin idrakını kolaylaştırıyor. Her bilgi bir diğer bilginin yolunu açıyor. Yani bilginin kişiye erken gelmesi de iyi değil. Her bilince, her bilgine verilmesi de doğru değil. Ancak içinde bulunduğumuz süreç bunu mümkün kılıyor. Asıl riskli olan tarafı burası. Yoksa bilgiden yana sorun yok. Bilgiye hızlı ulaşmanın da kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunların hepsi çok muazzam şeyler. Ancak bu henüz hazır olmayan bir kişiye verildiğinde o bilgi o kişiyi zehirlemeye başlar. Çünkü bilgiyi hayatına dahil edemedikçe kendi gerçeğiyle tokat gibi yüzleşecek ve ona hasar verecek. O sebeple de bu bilgi çağının hızından etkilenmemek için öncelikle içsel bilgilere ihtiyaç duyarız. İçsel yolculuğumuzu başlatmamız gerekiyor. Dışarıdan gelen bilgiler ancak bizim içten gelen bilgilerimiz de kontrol altına alınabilir ve faydalı bir konuya dönüştürülebilir. Şimdilik kalın sağlıcakla, hoşça kalın.